Çağatay. Az önce çıktı. Ama şu oturma odasının perdelerini astıracaktım be. Ben takarım yenge. Yok, bu senin yapacağın iş değil de sen bana o tülleri atar mısın makinaya canım beni? Sen tamam. At, ben gelince çıkarırım. Tamam tamam, ben hallederim ama yani ben çıkmasını bekleyemem çünkü dersim var. Bekleme, bekleme, ben gelince hallederim onu. Tamam. Ben gelince hallederim. Ben çatayı arayayım, gelsin mi? Arama arama, sen de hazırlan. Hazırlan, ben onu bir ara ararım. Ya hazırlansa, ben şunları şuraya açayım bari koltuğun üstüne de karışmasın. Ya bu hafta maç ne olur Ahmet? Ya çok zor maç Hilmi Beyciğim. Zor maç ama biz Galatasaray'ız. Ya sonuçta 3 puanı alırız diye düşünüyorum. Tabii canım. Kolay gelsin. Sağ ol. Çağatay ne haber ya? İyi abicim, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim, sağ ol. Eyvallah. Kutluyorum. Hayırdır? Kutlamama izin ver. Vallahi helal olsun. Beni de şaşırttın. Çok da mutlu ettin. Tam zamanında geldin. Helal olsun. Ey Allah'ım ya. Kolay gelsin. Ne var ne yok, hareket var mı? İyi, birkaç kişi geldi. Dur. Şeyler gitti. Şu arka taraftaki ufak olanlardan gitti 3-4 tane. Mal gelecek. Pek bir yere ayrılmamanı rica edeceğim senden. Ya nereye ayrılacağım zaten? Şunca az pasaj, buradayız işte abi. Tam biz demiş. Efendim, efendim anneciğim. Burada. Evet. Tamam, tamam. Tamam, ben söylerim, gönderirim anneciğim, tamam. Tamam anneciğim, tamam. Öpüyorum ellerinden. Hayırdır? Perdeleri takmadan niye gidiyorsun? Allah Allah, ne acelesi var? Gider takarız, nedir yani? Annem arayıp söylediğine göre, hatta çağırdığına göre demek ki acelesi var. Sana zahmet, git oyalanmadan 2 dakikada perdeleri tak, oh. Gel mal gelecek. Git, çabuk dön. Çabuk dön? Ya daha gitmeden çabuk dön bu. Hakkı hastasın sen. Hadi abiciğim, hadi. Daha gitmeden çabuk dön. Hadi abiciğim, kolay hadi. Gelsin. Hadi. Perdeler beni bekliyor. Kayıs varlamadan gönderiyoruz, kusura bakma. Perdeler beni bekliyor. Hadi. Abiler, dinlediniz mi dün gece radyocuyu? Yok birader, dinleyemedik. Ne oldu ki? Bizim mahalleden bahsetti. Ay ayıp oldu adama. Gelmiş, kimse tanımamış adamı. Canım, o da ben radyocuyum. Çağırdınız, geldim deseymiş. Oturmuş, oturmuş, gitmiş. Biz nereden bilelim? Ne dedi mahalle için peki? Ha, kendimi tanıtmadım ama herkes tanıdık gibiydi dedi. Bir de Mesut'un çayını öve öve bitiremedi, çok beğenmiş. Ya işte bu çayı kolay bulmadık oğlum, bu formülü. Suyu da nereden getiriyoruz? Ama çayın 10 numara Mesut, maşallah. Herhalde bile de bu tadı yakalamak için çok uğraştık be. Ya hani siz bu adamı bir kaşık suda boğacaktınız? Adam resmen gözünüzün önünde oturmuş, fark etmemişsiniz ya. Başkanım, o da biraz tanıtsaydı kendini. Yani konuşsa bile anlardık ama oturmuş oturmuş gitmiş. Tipi nasıldı acaba? Vallahi birader, şu masada 2 kişi oturuyordu. Bence onlardan biriydi. Sonra 2 kişi oturuyorlardı ya. Bir tanesi bence radyocu, ötekisi menajeri falandı. Yok ya. Dedi ki o, tek başıma oturdum dedi. Hmm. Evet. Şu masada, şu masada biri oturmuştu. O olabilir mi? Bileler. Sence? Bence o değildi abi. Çeşmenin başında biri vardı. O sürekli kahveyi izledi. Bence oydu. Burası ana baba günüydü abi. Kim bilir hangisiydi? Tabii canım. Kim bilir hangisiydi ya. Ama bir şey söyleyeyim mi çocuklar? Eğer benim çayımdan içtiyse en yakın zamanda gene buraya damlar. Bak, buraya yazıyor. Benim çayımı tadar, uzaklaşamaz buradan. İdris bile derim. Hayırdır? Boyuna saatine bakıyor. Bir işin falan mı var oğlum? Ya önemli bir işim var, hiç sorma Mesut ya. Tamam, sorma. Ya Mesut, sorma dediysek illa sormamam mı lazım? İnsan merak eder, sormaz mı arkadaşına? Ne işin var, bir derdin mi var, yardımcı olalım. Nedir bu sorun? Demez mi insan ya? İdris peki ben sorayım, ne oldu, bir derdin mi var? Heh. Ya noterde bir işim var da ya. Allah notere sabır versin, bize verdi. Ya sorar sorar deyince aklıma geldi. Dün gecenin renginde ne sordular, soru neydi? Ha, başkanım şey dedi, ölmeden önce yapmak istediğiniz 3 şey nedir? Bak ya, bu sefer zor soru sormuş abici. Tabii tabii. Sen bir de cevapları görsen abi. Kimi şurayı görmek isterdim, kimi bunu yemek isterdim, şunu tatmak isterdim. Neler neler. Hadi ya. Tabii. Ya kardeşim öyle saçma sapan soru mu olur ya? İnsan öleceğini bilmez ki öldükten sonra ne yapacağını bilsin ya.
Yok hayır, o diyor ki ölmeden önce diyor. He. Yani ne yapmak isterdin? Sen hiç düşünmedin mi? Ama insan öleceğini bilmez ki, ölmeden önce ne yapacağını bilir. Sen bir düşün. Ben bunu yapayım, ondan sonra öleyim. Kim yapar bunu? Sen bir düşün bakalım. Ya bırak kardeşim, onu demek istemiyorlar. Yani ölmeden önce yapmak istediğin şey, yani adaya düşünce yanına alacağın üç şey gibi bir şey. Heh, ölmeden önce ne yaparsın? Düşün bakalım. Düşüneyim biraz. Ambulansı arardım. İdris abicim, neden ambulans arardın? Ya arardım ki kurtarsınlar beni de. Çıkmadık candan ümit kesilmez. Aldı ya. Ya niye üzülüyorsunuz? Ben yanlış mı yapayım? Gülmüyoruz, öksürüyoruz. Arayacaksın Cansu, seni kurtarsınlar. Müdahale etsin. Tamam, sakin olun. İdris ha. Evet. Evinizin perdelerden sorumlu genel müdürü Çağatay Özdemir eve intikal etmiş bulunmakta. Buyurun. Hoş geldin Çağatay abi. Hoş bulduk. Nerede bizimkiler? Çıktılar, bir şeyler alacaklarmış. Bak gelirken ekler aldım. Okula gitmeden önce götür, ha? Aklın açılsın. Teşekkür ederim. Hangi perdeler? Hah, şimdi Çağatay abi. Buradaki perdeler takılacak, buradaki perdeler takılacak. Sonra tüller toplanıp yıkanacak. Ama nemli şekilde asılacak çünkü buruşuyorlarmış. Ya şu dünya üzerinde bu işten benim kadar nefret eden başka kimse bulamaz. Bunları çıkarması ayrı bir dert, yıkaması, takması ayrı bir dert. İnsanoğlu aya çıktı, şu perde takmaya bir çare bulamadı ya. Yazıklar olsun bütün insanoğluna ya. Ya ben de annemin evindeyken annem bana taktırdı da çok şükür siz buradasınız, siz yapıyorsunuz. Çay ister misin? İsterim. Şu anda bir tabağa koy da yiyelim. Tamam. Gel bakalım, çay getir. Bunlar da çikolatası da perdeye bulaşmasın. Başını yiğit umarım. Selamünaleyküm Levent. Aleykümselam Bekir abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Neydin sen? Vallahi ne yapayım abi, dükkandayız işte. Sen nasılsın? İyi Allah aşkına, işler iyi, iyi. İyi, iyi, yolunda. Ya Levent, bana 2-3 metre kumaş lazım. Ne kumaş abi? Ya hanım uşağa forma dikecek, biliyorsun havalar soğuk ya. Bizim uşak da ısınır derken böyle kolunu sobaya yapıştırıp pıt gitti, yakmış formayı ya. Olur abi, herkesin başına geliyor. Ayarlarız. Nasıl bir şey olsun? Bu lacivert kumaştan olsun. Bu lacivert tamam abi. Bir şeyler yaparsan da beni. He? Ya Bekir abicim, ayarlarız dediğin lafa bak. Hayırdır abi, bu kitap ne? Nöbetlerde kitap okumaya mı başladın? Ya ne kitabı? Ya, ben kitap okuyorum da bizim uşağın okulundan istemişler. Şiir kitabı, ödevi varmış baba dedi. Gelirken beni al gel dedi. Ben de aldım. Ne edeyim? Uşak da oku, şiir öğrensin. Bak Türk şiir antolojisini söylediler. Öyle güzel kitap. Bekir abi sana helal olsun ya. Çok takdir ediyorum seni. Yani defterde, kitapta açtık da iyi dayanıyorsun. Levent, ne edeceksin? Kimin için çalışırız? Onlar için çalışırız. Bak, emekli oldum, sabahlara kadar nöbet tutacağım. Kimin için? O senin için değil, uşaklarım için tutacağım ya. Haklısın abi, ben hemen ayarlıyorum. Ayarla, evet. Bu iyi de kumaş bu. İyi ya, güzel, güzel ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam devrem, hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de dosyaları tamamladım, hazır devrem. Öyle mi? Ha, iyi. Aferin, iyi yapmışsın. Bu nedir? Tanıştırayım, klasik müzik devrem. Allah Allah, bak sen. Bilmiyordum, ilk defa duydum. Sen sordun devrem, bu ne diye ya. Ben de söyledim sana. Yani polise yanlış bilgi mi verseydin? Selami, tamam, cıvıklık yapma. Bu nedir derken, bu neden bu salıyor anlamında soruyorum. Niye salıyor bu? Çok faydalıymış devrem. Öyle mi? Neye faydalıymış? Neye faydası var bunun? Zekayı açıyormuş, zekayı geliştiriyormuş. Sen o zekanı pek atacağına inanmıyorum ben. Kapat şunu, yoksa senin için iyi olmayacak. Tamam devrem, tamam. Uzat lan onları. Yasemin ne oldu? Ne oldu? Ne dedi Okan? Yasemin hadi anlatsana. Çıldırtma insanı. Bunu verdi. Yasemin çok güzel bu. Sen ne dedin? Nasıl verdi? Hadi çabuk anlat hepsini. Bugünkü soruyu nasıl çözdün? Demek ki çalışınca oluyormuş değil mi? Ya ben kendim çalışsam hayatta yapamazdım.
Ama sen anlatınca o kadar kolay oluyor ki. Bana da seninle çalışmak çok iyi geliyor. Akşam oldu, kalksak mı artık? Ya şey, biraz daha otursak olur mu? Ben sana bir hediye almıştım da kabul edersen çok sevinirim. Hediye mi? Ya öyle çok önemli bir şey değil aslında ya. Ne gerek vardı? Çok teşekkür ederim. Gençler! Bir şey ister misiniz ya, ha? Yok, böyle iyiyiz Şahin abi. Muhallebi falan, ha Okan? Yok Şahin abi, sağ ol. Biz çalışmamız bitti zaten bizim. Ha bitti mi? Evet. Yani varsa eğer kafanızda takılan bir şey söyleyin bana, tamam mı? Tamam. Hadi. Tamam. Şey olabilir mesela, pasta. Ha? Bittiyse çalışma, daha iyi olur. Yok, yok, iyiyiz. Teşekkür ederiz. Sonra. Tamam, oldu. Hadi bakalım. İnşallah beğenirsin. Ya niye zahmet ettin? Çok teşekkür ederim. Ya ne zahmeti canım? Dinledikçe beni hatırlarsın. Kan çok teşekkür ederim. Niye zahmet ettin ki? Beğendin mi? Bayıldım. Hep başucumda duracak. Sürekli dinleyeceğimden emin olabilirsin. Beğendin mi? Hem de nasıl, bayıldım. Çok teşekkür ederim. Gerek yoktu ama çok teşekkür ederim. Çok güzel. Ya ne demek? Sen mutlu ol yeter. Senin mutlu olman beni de mutlu ediyor. İnşallah hep böyle mutlu olursun. Neyse, ben daha çok geç kalmadan eve gittim. Tamam. Sonra? Sonra işte eve gittim. Baban gördü mü? Gördü. Ne dedin? Arkadaşım verdi dedim. Bir şey demedi mi? Yo, hatta beklediğinden daha az tepki verdi. Hadi buyurun. Hoş geldin usta. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hayırdır Ahmetciğim, saatine bakıp duruyorsun, ne oldu? Gelmedi beyefendi. Saat kaç oldu, hala beyefendi ortada yok. Ha, Çağatay mı? Evet. Ha. Ya işi uzamıştır belki. Ustacığım, perde dikmeyecek. Alt tarafı yıkanmış perdeleri takacak. İş bu yani, bu kadar. Tamam, anlıyorum seni, anlıyorum ama evin bütün perdelerini takıyorsa biraz uzun sürebilir tabii yani. Bazen hanım da bana diyor, diyor ki şunları tak diyor. İşte sandalye çek, üzerine minder koy, bilmem ne. Zaten boy yok, çok zorlanıyorum biliyorsun. Abiciğim mal gelecek. Yoksa dert değil yani. Ne kadar oyalanırsa oyalan, mal gelecek. Mal ama beyefendi kornişle, pileyle, perdeyle bilmem neyle uğraş. Tamam, tamam, sakin ol Ahmet, sakin ol. Abartma, gelir birazdan. Tabii gelecek. Sürse gel. Nereye bir gelmesin. Onu kornişle döveceğim, kalas yapacağım o kornişi. Ya kusura bakma ustacığım, sen bile elimden alamazsın. Ay Çağatay abi, şey, yengem çıkmadan serdi o perdeleri daha fazla kırışmasın diye. Asalım ya da sen assana artık. Dur be yavrum, bir çay keyfimiz var, bir ekler keyfimiz. Yesene, acayip iyi bak. İçinde böyle bir çıkındıklı bir şey falan da var. Tamam, tamam. Şu keyfimizi yapalım da. Anladım da ben şimdi derse gideceğim. Hay, yengem de gitmeden tülleri makineye at dedi. Onları da çıkarır mısın kornişten? Çünkü buruşuyormuş falan şimdi. Olur mu? Olur. Tamam. Tamam. Tamam, bir çay daha. Hallederiz. Uzaylı gibi bakma kız. Tamam, kırışıyorlar. Sen ne alacaksın? Bilmem, bir şey almam gerekiyor mu? Bence gerekir. Bir şey ister misiniz kızlar? Yok Hayvan ablacığım, birazdan dersimiz başlayacak. Of, keşke iki ders birden boş olsaydı. Keşke. Hayvan abla. Efendim canım. Sen bir erkeğe bir hediye alacak olsan ne alırdın? Ayşegül. Yani önce bir nelerden hoşlandığını düşünürdüm. Hani spor yapmayı mı seviyor? Müzik dinlemeyi mi seviyor, yoksa kitap okumayı mı seviyor? Herhalde ona göre bir şey alırdım. Neyi sever? Biz sonra düşünürüz Ayşegül. Teşekkür ederiz Hayvan abla. Rica ederim kızlar. Görüşürüz, yine beklerim. Hayırlı işler. Teşekkürler. Görüşürüz. Ay, teşekkür ederim. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Yok abiciğim, bunun geleceği yok. Yok.
ustacığım rica etsem, dükkana iki dakika bir göz kulak olsam. Ben şunu bir alayım geleyim. Ben. Tamam tamam merak etme. Ben böyle olmayacak. Ben bunu alayım geleyim ustacığım yani. Tamam. Buradayım. Ahmet abi. Ahmet abi nereye gitti ya? Maden suyu getirmiştin mi? Mahmut'cum, onun maden suyuna değil daha sakinleştirici bir şeylere ihtiyacı var. Yine ben içerim. Çok gergin bu aralar. Yeşil çay falan iyi gelir. Abi kime kızdı yine ya? Kardeşine. Çağatay'a kızdı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak ben şunu bilir şunu söylerim. Şu hayatta ortak iş yapmayacaksın. Yapacaksan da kardeşinle yapmayacaksın. Niye abi? Niyesi var mı ya? Kardeşle iş yapılmaz, aynı ortamda çalışılmaz, olmaz yani. Bak Bahtiyar Usta'dan ben o yüzden ayrıldım. Aynı Ahmet'le Çağatay gibi. Sinan'la Bahtiyar'la sürekli birbirlerini yiyorlardı. Doğru. Ben omzum Çağatay koptu ha. Omzum. Bunları da asar mısın? Dur. Bir soluklanayım. Ay. Tavana bakmaktan nevrim döndü böyle tak 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 tak. Şöyle yapalım bakayım. Ah soğumuş bu. Sen bana şöyle sıcak bir çay koy. Ben bir kendime geleyim devam ederim. Altını kapatmıştım. Ah, hoş geldin Ahmet abi. Of. Oğlum ben seni çay iç diye mi gönderdim buraya? Ne bağırıyorsun be gelir gelmez? Ya Bahtiyar biraderim sen de artık alış ya bu Sinan'a takma. Kardeşin oğlum tan artık şu adamı. Ne bekliyorsun ki bundan? Üf, ne bileyim Mesut sen var ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam Butik. Herkese hayırlı işler ve de bol güneşler. Eyvallah. Sağ ol kardeş. Butik. Evet abi. Hayırdır oğlum bu saatte? Aa. Aşk olsun Mesut abi. Yani illa bir işimin bir şeyimin mi olması gerekiyor gelmem için abi? Yani ben sizleri özlemiş olamaz mıyım abi? Ondan gelmiş olamaz mıyım Mesut abi? Ya tamam gel be oğlum da yani mesai saatleri dışında gel. İçinde gelme. Çünkü Seyfi abi ondan sonra bize kızıyor. Mesut abi. İzin aldım ben patrondan ya. Biraz geç gideceğim o yüzden. Vay anam benim be. Ne kıyak işmiş be bu. Dün erken çık. Bugün geç git. Bu var ya bu. Senin Sinan'ın zayıf hali. Ya bırak Mesut Allah'ını seversen kardeşim ya. Ya yine Butik Ali çalışıyor kardeş. Yani bir iş buluyor, çalışıyor, kazanıyor. Anladın mı? Ben lüks arabaya biniyor. Hakkı yani. Ya Sinan benim sırtımdan inmiyor kardeş. Bu bana yapılır mı ya? He? De bak bu bana yapılır mı ya? Abi hayırdır? Ne yaptı yine Sinan? Tav etti tav. Bahtiyar biraderimi tav etti. Ama bu sefer Bahtiyar haklı bak söyleyeyim. Hadi be. Böyle kardeş olur mu ya? Yani şimdi tam böyle durdum tamam mı? Tam üçüncü halkayı atıyorum, tam geçiriyordum. Hediyeleri topluyordum. Abim geldi, yakaladı beni tabii. Olmadı. Seni hastanede biliyor tabii. Tabii. Ne dedi yakalayınca? Ne diyecek abi? Kardeş, hani sen hastaydın kardeş dedi. Ya dedim ben de iyileşmişim abi böyle hani dedim şeye geldim burada kutlamaya geldim dedim. İnanmadı ya. Aa, inanmadı. Neden acaba inanmadı Sinan? Bak Sinan ortağım, ben olsaydım Bahtiyar Usta'nın yerinde, o halkalar var ya senin kafandan geçirirdi. Sen hastasın diye adam o kadar üzüldük. Evet. Tamam başkanım, ben hastayım diye üzüldü. Şimdi hasta değilim, sevinmesi lazım. Bu kadar büyütecek ne var ben anlamıyorum ya. Ah Sinan. Bence o kadar büyütecek bir mevzu değil. Tabii canım, senin için öyle de işte büyütülecek bir mevzu değil ama... İşte demek ki onun için büyütülecek bir mevzu. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ali bu kadar da mı? Onu soracaktım. Kahvede otur ya. Niye hemen söylüyorsun? Hemen neden söyledim? Ya. Yani aşkım. Vay be abi be. Ha, butik bak. Çalışma arkadaşın geldi. Ya nerede çalışma? Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Ben de izninizle abi kalkıyordum. İzniniz olsun. Sağ olun. Hadi kardeş. Hayırdır ya? Nereye böyle? Biz geldik diye mi kaçıyorsun? Ay, ay, olur mu abi öyle şey ya? Yani sen geldin diye ben ne kaçması abi? Ben işe gidiyorum. İş biliyorsunuz ya abi. İşim vardı ya benim. İşe gideceğim. O yüzden bir anda ayaklandım abi. Tamam bırakayım seni. Yolda konuşuruz.
Ona söyleyeceğim önemli şeyler var. He. Öyle mi diyorsun? He. Madem önemli diyorsun abi. Peki iyi tamam o zaman. Yolda giderken konuşuruz. Konuyu biliyorsun. Biz bilmiyoruz butik. Mevzu ne? Bahtiyar abi, Mesut abi. Abi biz ne yapalım biliyor musun en iyisi abi? Bakayım benim birazcık daha vaktim var. Biz şöyle gidelim pastaneye. Orada güzel pastalarımızı yiyelim. Tatlı tatlı tatlılarımızı yerken konuyu güzel güzel enine boyuna konuşalım. Ne dersin abi? İyi tamam hadi. Heh, yaşa. Görüşürüz abi. Anlamayın işte. Allah Allah. Biz gene öğrenemedik konuyu. Ferundeciğim hoş geldin. Neden geleceğini haber vermedin? Niye? Hazırlık yapardım. Aç mısın? Karnın aç mı? Tatlı yer misin? Çay söyleyeyim, çorba ya da kahve? Levent ya, para bozdurup gideceğim ya. Amma büyüttün ha. Ya Ferundeciğim, ben aklımı seninle bozmuşum. Parayı mı bozamayacağım? Of Levent ya, tamam ben başka yerde bozdururum. Olmaz, katiyen. Bu parayı artık senin elindeydi, başkasına veremem. Hatta ben bunu çerçevelip şu duvara asacağım. Bu kitap ne Levent? O mu? Şiir kitabı. Aa, sen şiir kitabı mı okuyorsun? Evet, okuyorum tabii. Aa, çok şaşırdım, hiç beklemezdim. Ne demek hiç beklemezdim, aşk olsun. Benim için şiirsiz geçen her bir saniye ziyandır. Benim için? Evet, benim için. Ben var ya, bazen bu acılarla dolu dükkanda kendimi öyle yalnız hissederim ki şu köşeye geçerim. Kimseye sezdirmeden şiir okurum Ferunde. Yalnız ben bunun övünülecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani bence bir ihtiyaç. Ya öyle mi? Öyle tabii. Şiir benim için bir otobüs gibidir. Efendim? Yani diyorum ki bir otobüs de seni bir yolculuğa çıkarır, bir şiir de. Ben de yolculuğa çıkmak istersem ya bir şiir okurum ya da otobüse binerim. Ben şu parayı bozayım. Evet. Bunu ayrı cebime koyayım ki karışmasın. Çerçeveletçi. Afiyet olsun muhterem. Ellerine sağlık Cemal'e. Sami usta, Sami usta. Tövbe estağfurullah. Ne oldu İdris? Ben ölmüşüm, ölmüş. Ne? Ben ölmüşüm diyorum sağ, ölmüş. Ya tamam onu anladım. Ne oldu diyor? Ölmüşüm işte, ölmüş. Allah Allah. Anladım diyorum ya. Tutturmuşum, beni öldüm, beni öldüm, beni öldüm. Ne oldu diyorum be ya? Ya sabah gittim notere nüfus kayıtlarına göre ben ölmüşüm. Ne? Aa. Nasıl oldu be ya? Ölmüşüm işte. Adamlara ben kendimi yaşadığımı inandıramadım. Ölmüşsün diyorlar bana. Allah Allah tamam. Otur sen artık. Otur otur. Ya sen bana otur diyorsun. Ben sana diyorum ölmüşüm ölmüş. Nasıl oturayım ben? Ölmüşüm. Tamam o zaman. Ayakta dik geliriz. Tövbe estağfurullah. Ben ne yapayım? Acık otur işte. Düşüneceğiz, bakacağız. Yağın çaresine. Allah Allah ya. Bak çaresine bir şey et ya. Çok güzel. Eserinle gurur duyabilirsin. Benle ne alakası? Beğendin mi yaptığını? Senin yüzünden. Beğendin mi yaptığını? Senin yüzünden. Asıldın oradan armut gibi. Hiç alakası yok. Beraber senin de elin buradaydı. Ha, dur. Dur. Efendim. Ha, yok. Kusura bakma ustacığım ya. Abi nasıl sinirlenmeyeyim Arat ustacığım ya? Ya bu adamı delirtir bu ya. Bu kafamı bırakır bu adamda ya. Sinir mi bırakır ya? Ya asıl sen beni çeneden çıkartıyorsun var ya. Baştan aşağı soruyorsun sen. Telefonla konuşuyorum. Telefonla konuşuyorum. Efendim abi. Tamam. Tamam, geliyorum. Geliyorum abi. Nereye? 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 Bunu yapmadan hiçbir yere gidemezsin. Alo. Gelme lan dükkana da. Dükkana da gelme, gözüm görmesin seni. Seni gözüm görmesin. Ey Allah'ım. Çok meraklıydım senin o meymenetsiz suratını görmeye. Meymenetsiz! Meymenetsiz! Merhaba Ahmet abi. Ha? Hani Ahmet nerede ya? Mallar inecek, sokağı kapattık. Aradım aradım, gelir birazdan. Fakat sana bir şey söyleyeyim mi? Ne oldu? Çok sinirliydi, ses öyle geliyordu. Allah Allah, ne oldu ki acaba ya? Yani herhalde Çağatay'la evde birbirlerine girdiler. Ya bunlar da ne biçim kardeş ya? Ben aklım sır vermedi ya. Birbirlerine kavga edip, neyse ben şeye bakayım. Sen buradasın da. Kardeş, taksit taksit ödeyelim dediniz, kabul ettik.
Bu taksinin artık günü geldi birader. Artık bu borç kapanacak. Evet abi, evet. abi benim ortağı biliyorsun Çağatay. Şimdi Çağatay ilk taksiti halledecekti. O halletti, olayı bitirdi. Ondan sonrası ben de, evet biliyorum, sonraki geri kalan borç bana ait. Ben bunu inkar da etmiyorum. Benim o borç benim. Biliyorum abi. O zaman parayı da hazır etmişsindir ha? Abi şimdi şöyle. Aslında işler tam da hani istediğimiz gibi olmadı. Çünkü bizim bir kaset işi vardı, o patladı. Sonra bir şu tarafta bir su olayımız vardı. O bir sıkıntıya uğradı, o da bir patladı abi. Zorlandık yani o sebeplerden dolayı biz. Yani... Ne anlatıyorsun kardeşim sen? He? Ne anlatıyorsun? Şey anlatıyorum abi ben. Şeyi anlatıyorum yani işte ben hani... Bana eğer birazcık daha şey yaparsan ben parayı toplayacağım bir iki haftaya, onu halledeceğim, onu anlatmaya çalışıyorum yani abi. Öyle bir sıkıntılı durumum var benim. Geçti borun pazarı kardeş. Artık Niğde'ye geldik. Bu borç kapanacak artık. Yapma ya. Diyorum ki abi bir iki hafta daha bana müsaade etsen. Ben ha deyince o parayı öyle zıt diye bulamam abi. O zaman ben de böbreğini alırım senden. Ama senin böbrek yetmez. Ciğerini de sökeriz, borcumuzu tahsis ederiz. Yapma ya. Nasıl ölmüş ya? Nüfusta ölü görünüyormuş. Vayda, Atilla vayda. Nasıl ölü görünüyormuş ya? Adam kanlı canlı gezip duruyor. Evet kardeşim, az önce de bayağı sinirli girdi çara. Ya adamın ölüsü bile sinirli. Görüyor musun? Haybeye dememişler can çıkar huy çıkmaz diye. Peki ölüm nedeni neymiş? Ben bilmiyorum abi. Birazdan çıkacak. Sami abiyle konuşuyordu. Siz sorun. İdris, sen şimdi öldüğüne göre ben seni kayıttan çıkarmam lazım. Kayıttan çıkartırsan da sen artık da bu mahallede oturamazsın. Ya Sami usta ben ölemem, ölemem. Benim evde soluk çocuk var, onlar için bakacak. Ya Allah Allah, o nasıl laf, o nasıl laf? Aşk olsun, biz ne güne duruyoruz? Hiç merak etme, gözün arkada kalmasın. O çocuklara bakarız bir mahallecik. Rahat ol sen. Ama ben ölmedim ki, ben buradayım Sami usta. Allah Allah, sen devletten tahmin bileceksin. Devlet de ölmüşsün diyor işte, ölmüşsün diyor. Ya Sami usta, aha ben nefes alıyorum. Veriyorum. Burnum var, ağzım var, kaşlarım var, gözüm var. Ben buradayım, ölmüş adam bunları yapabilir mi ya? Aha nefes alıyorum ben. Allah Allah ya. Bu da doğru. Doğru yapamaz. Bu da doğru. Bu da doğru. Bir şeytanın et o işi ya. Yaşat beni. Peki en sevdiğin şair kim? Hepsi. Yani bana şair olsun Ferhundeciğim. Ben hepsini severim. Senin hangisi? Cemal Süreya. Ya bak Cemal Süreya dedim Ferhundeciğim şu an. Kalbim yandı. Yani Cemal Süreya'nın benim için yeri bambaşka. Ya peki hangi kitaplarını okudun? Tüm eserleri. Ben öyle şiir kitap ayırt etmem yani. Vay be, seninle şiir konuşacağım hiç aklıma gelmezdi. Yünce'ye kim bakıyor acaba? Ay geliyorum. Levent ben döneceğim. Seninle şiir konuşmak çok keyifliydi. Dönünce sen de bana en sevdiğin şiiri oku, tamam mı? Ya ben sana dünyalar okurum. Ben zaten boş kalıp hep şiir okurum Ferhundeciğim. Tamam. Kolay gelsin. Şu kısaymış, şunu ezberlemeye çalışayım. Böyle olmuyor ya, bunu ezberlemem lazım. Soruyorum işte oğluma. Ne oldu oğlum ha? Tamam sana ne oldu? Bana bir şey olmadı ya.
bana bir şey yok yani. Senin büyük oğlun gerçekten, gerçekten psikolojik sorunları var yani. Gerçekten psikolojik sorunları var. Hayda. Nasıl yani? Hasta o, hasta. Ruh hastası. Gerçekten ruh hastası. Geldi burada. Demediğini bırakmadı. Kornişinde canına okudu, gitti. Allah Allah. Sen şu, bir dakika şimdi, bir dakika, bir dakika. Sen bir güzel bir anlat bakayım tam olarak. Ne oldu şimdi yani? Ben şeye gelmiş, perde içine şunları asayım, şunları alayım filan falan. Evet. Benden sonra geldi buraya. Hiç ne soru sormak, ne anlamak, ne duymak, ne dinlemek, hiçbir şey yok. Bağırdı çağırdı, bağırdı çağırdı. Ya bir şey yapalım. Nasıl ya? Oğlum biz seni perde takasın diye göndermedik mi buraya? He? Abi ben tam takacaktım perdeyi. He? Esinle. Takma abi, takma. Dükkanda da yardım etme, perde de takma. Onları ben hallederim. Sen gel burada eklerini ye, bir de çayını iç. Oh! ben takacaktım abi. He? Çay ziyan olmasın diye söyledim Suna'ya. Öyle mi? Banyonun musluğunu değiştirme, dükkanda bana yardım etme, gelip burada perdeyi söküp takma. Derdin ne arkadaşım senin? Derdin ne oğlum senin ya? He? Bir şeyi niye düzgün yapmıyorsun? Bir şeyi neden söylendiği gibi yapmıyorsun sen ya? Neyi yapmıyorum abi? Yani perde dediniz hemen geldim. Dükkan konusunda da anlaşma yapmadık mı? Ben niye yapmadım abi? Tabii, tabii, tabii efendim. Çok haklısın. Affedersin, çok haklısın. Sen haklısın. Yok abi, yani senin sözünden milim başka düşünen zaten haklı olamaz ki. Her şeyin en doğrusunu sen biliyorsun. En doğru zamanı, en doğru kararı hep sen biliyorsun. Amma uzatıyorsun ya. Ne uzatıyorsun ya? Bak gördün mü, ona da sen karar veriyorsun. Tabii, tabii. Kimin ne kadar nasıl konuşacağına da sen karar ver. Ben belki bir şey anlatmak istiyorum abi. Belki bir şey anlatacağım ama yok. Hala uzun yok, yok. Sen uzatacaksın sen. Uzatacaksın. Aman bırak ya. Bırak. Ben yaparım. Yok abi ben otur, yaparım. Otur, abi yapacağım ben yaparım ya. Yaparım ben, yaparım. Abi lütfen ya. Al buyur. Buyur. Bu dübelleri kim taktı buraya? Abi. He takmadın değil mi? Dübel al dedik değil mi sana? Onu da yapmadın yani. Vallahi helal olsun. Ya çekil ya. Çekil, çekil. Sonra Aret abi aradı. Mal mı gelmiş? Ne? Bastı gitti. Hiç, yani bir hiç daha ağzımızı açmadık ya. Bir soru sorayım. Sinirleniyor. Ben ne yapsam bana sinirleniyor. Ya çok sinirli ya. Evet Ahmet abi çok sinirli. Ben geldim eve bir bardak çay içtim ya. Ya çok mu? Ya kendi evinde bir bardak çay içemeyecek mi? Ben sığıntı mıyım anne? Estağfurullah. Ya öyle estağfurullah mi diyorsun? Seyfi abi banyoyu patlatıyor, suçlusu Çağatay. Perdelerin kornişinde bir şey yok, suçlusu Çağatay. Dükkanda işler yolunda gitmiyor, Çağatay. Ben bu ailenin günah keçisi miyim ya? Tamam Munamuk, üzülme bu kadar. Üzülme canım benim. Üzülme. Tamam, tamam. Hadi bir ara bakayım sen onu, bir gelsin, bir konuşalım bakayım burada. Aramam ben. Aramam, konuşmak filan istemiyorum. Arayamam. Çağatay'cığım. Tamam, ben ararım, tamam. Hayır, tamam. Bak gelirse ben giderim. Ya. Bak, bak gelirse ben giderim. Madem yüzümü görmek istemiyormuş beyefendi. Benim yüzümü görmek, ben giderim. Oğlum saçmalama, olur mu öyle şey kardeşim? Arıyorum ben şimdi, gelsin o da. Hiç arama. Konuşalım. Arama, giderim valla. Nereye gideceksin? Ne bileyim, çıkarın. Hava alırım. Bu canını okudu şu kornişin dubelini alırım. Tamam, onu da ben alayım. Ne güzel vallahi. Hem bütün işleri ben yapayım, hem de bütün lafları Çağatay işiz. Her şey bana pat. Ben ne yaptım ya, ben? Görüyorsun değil mi ustacığım? Görüyorsun. Beyefendi bu saat oldu, hala gelmediği için bütün malları tek başıma taşıdım. Ahmetciğim, gelseydi daha fazla gelecektiniz. Yani o yüzden diyorum ki, ne yalan söyleyeyim, iyi oldu gelmediği. Öyle diyorsun. Evet. Efendim. Efendim anneciğim. Ne yapayım ben anne? Senin sevgili küçük oğlun prensin gelmediği için beyefendi bütün malları ben tek başıma taşıdım. Benim koptu. Nasıl beyefendi kendisi acaba? Perdelerin asım işleri bitti mi?
çaylarını bitirdiler mi? Arzu ediyorsa ben kendisine bakkaldan lokum ve bisküvit göndereyim. Ne? Şimdi mi? Anneciğim dükkana gelsin lütfen, bak dükkana gelsin, beni daha fazla sinirlendirmesin lütfen. Hemen ben mi? Tamam. Tamam anneciğim, tamam. Tamam gelirim. Tamam birazdan gelirim anneciğim, tamam. Vay be İdris, vay be. Demek öldün ha. Çok da gençtin ya. Eyvallah başkanım. Cenazen ne zaman nereden kalkıyor birader? Ha? Ya arkadaş bırakın dalga geçmeyi ya. Ölmüş olsam benim burada ne işim olur ya? Beni burada görmeyeyim misiniz ya? Abiler, ben şöyle bir şey biliyorum. Ruh bedeni hemen terk etmiyormuş. Ya. Yani yavaş yavaş bırakıyormuş. Ha, yavaş yavaş bırakıyor. Peki İdris'in ne kadar var ruhu bırakmasına? En fazla 1-2 saat. Yani eli kulağında. Ha şimdi ha biraz sonra olabilir yani. İdris, sen ölmüşsün. Aradım ben nüfus müdürlüğünü. Ölü görünüyorsun. Ya muhtarım bırakın dalga geçmeyi ya. Sen muhtarlık işlerini ne yapacağız? Ondan bahset ya. Ne biçim konuşuyorsun ya? Aha ben buradayım da. Kolum, başım, bacağım. Ha oturuyorum. Allah Allah. Muhtarlık işini benim yapacağım şey yok. Sen yaşadığını ispat edeceğim. Ben bir şey yapmayacağım. Ya nasıl ispat edeceğim? Ben buradayım da. Aa oturuyorum. Bak çantamı tutuyorum. Çay mı içiyorum? Ah, hop, hop, uy, uy. Bağırıyorum, oturuyorum. Ne diyorsun sen ya? Kayboldu adama. İdris gitti. Görünmez oldu bak. Bir dakika ya, bir dakika. Nereye gitti ya? Şimdi burada oturuyordu. Ya siz... Ya kardeşim ben size bir şey söyleyeyim mi? Adam ruhunu teslim etti gitti ya. Ya siz neden bahsediyorsunuz ya? Çıldıracağım şimdi ya. Size derdini söyleyen de kapat. Siz insana iş görmezsiniz ki. Ancak böyle dalga geçersiniz. Ha, sayın da siz bunu. Vay be, adam ışınlandı sanki birden yok oldu. Allah. Ya siz adamın üstüne tebelemine gitmeyin. Zaten korkmuş adam. Ya Sami, böyle fırsat kaçırılır mı ya? Görmüyor musun yani? Bir helvasını yemeyelim mi? Tabii ya Sami aga. Şöyle güzel bir fıstıklı bize helva kavursan da yesek ha? Fıstıklı mı? Evet. Ne oldu? Niye fıstık ağrına mı gitti? Fıstıklı tabii. Şöyle karşısına geçelim. Bir güne güne yiyelim ya. Evet. Eğlenelim azıcık, rahat edelim. Ya Allah sizden korkulur. Yeminle korkulur ha. abicim, sizden ricam. Lütfen bana bir 2 hafta verin. Ha? 2 hafta verseniz bana. Lan bugüne kadar bulamadım parayı. 2 haftadan bulacaksın. En geç akşama paranı istiyorum. Akşama mı? Yapmayın abi. Abicim lütfen yapmayın. Ben o kadar parayı mümkün değil bulamam abi. O artık senin sorunun. Paran yoksa organlarına iyi bak. Onlar sana emanet kardeşim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Merhaba. Butik. Abi mi? Aynı be. Sami abi sen ne yapıyorsun? Aynı vallahi. Ne yapayım? Hayırdır? Ha şey... Abiyle, aman beyefendiyle bir toplantımız vardı. Onu hallettik abi. O gene iş şeylerine. Girişimcilik şeysi değil mi? Yok, yok abi, yok. Ya? Bizim işle alakalı. Çalışıyorum ya. Ha, bu çalıştığın şeylerle. İyi bakalım, hadi. Hadi kolay gelsin. Hayırlı günler. Sağ hayırlı günler. Sağ ol abi, sağ ol. Anladın herhalde butik. Ya paran, ya organların. Anladım abi. Ulan ben sana yıka demedim bu arabayı. Abi mahallenin çeşmesinde su yok. Aşağı mahallede de arabayı katmıyorlar. En ayar olduğum şey bu biliyor musun? Pardon abi. Abi... Ya abi... Ben sizin paranızı buldum abi. Nerede? Anlatacağım. Ama önce şu mahalleden bir dönelim. Hepsini tek tek anlatacağım abi. İyi hadi bakalım. Buyurun. Buyurun lütfen. Buyurun. Ya benim anlamadığım şey şu. Biz kime yapıyoruz bu helvayı? Allah Allah. Tövbe estağfurullah evladım. Kaç defa söyleyeceğim sana. İdris dedim ya. Tamam da işte ama İdris abi yaşıyor. Allah Allah herhalde yaşıyor. Ne? Allah Allah herhalde yaşıyor. Ama o kağıt üstünde ölü gözüküyor. Bu yüzden biz de şey yapacağız ona. Şaka yapacağız. Amicim kaç yaşına geldiniz? Çocuklar gibi şaka mı yapacaksınız şimdi? Ya ne yapayım ya? Herkes ısrar etti. Ben de kıramadım onları. Ama yani Samicim sen muhtarsın. Vatandaşla vatandaş olunmaz ki.
Ciddiyetini koruman lazım hayatım senin. İşte ya Erol Taş Babası abi bence var ya zupa bir şaka. Hep bu şakalara böyle dahil ol. Ha. Tamam mı? Çünkü böyle dışarıdan böyle çok sinirli bir imajın var. Onu yok et, tamam mı? Hep dahil ol şakaların içine. Ha. Allah tamam güzel. Ay, tamam ne yaparsanız yapın. Elvan çocukları uyutmuştur. Ben yukarı çıkıyorum. Tamam. Madem yukarı çıkacağım. Elvan'dan o böyle büyük kazan var ya evde. Heh. Onu gönder. Ne yapacaksın onu? Herkese yatsın. Bütün mahalleye yetecek kadar elvan yapayım. Acayip güzel oldu. Ya çok komik oldu. Değil mi? Acayip güzel oldu değil mi? Ama ben ölmedim ki. Allah güzel yaptı. Güzel oluyor mu böyle? Hah, evet hep böyle. Arkalarda öyle kal. Hep böyle. Ben bakarım. Hoş geldin Ahmet abi. Hoş bulduk Amelia. Nasılsın? İyiyim sen? İyidir vallahi. Efendim anneciğim, hayırdır? Gel canım benim, gel. Gel Ahmetciğim. Buyur anneciğim. Ne oldu, niye kavga ettiniz Çağatay'la? Onu oğluna soracaksın. Soruyorum işte. Ha, onu küçük oğluna soracaksın. Ona da sordum, o da anlattı ama... hani bir de... senden dinlemek istiyorum. Niye bağırdın o kadar? Ben mi bağırmışım? Çağatay bize öyle söyledi Ahmet abi. Tabii ki öyle söyleyecek. Ne söyleyecek? Doğrusunu mu söyleyecek? O da kendi açısından söyleyecek. Öyle anlatacak yani. Siz de kendi açınızdan anlatın. Bir de sizden dinleyelim. Ne oldu? Hay. Şimdi ben bunu perde taksın diye gönderdim ya. Evet. Dükkanda da ağacı oldum. Bekle. Beyefendi teşrif buyurmadılar. Doğal olarak ben de merak ettim. Eve geldim. Beyefendi ekler önünde. Çaylar gelsin, kekler gitsin. Ben de durumu görünce mantıklı lisan-ı münasiple kendisine anlattım. Dedim ki, ya perde takmanı rica etmedim ben. Onun için göndermedim mi ben seni buraya Çağatay? Allah Allah, biz takacağız işte perdeyi, ne var? Tamam ama ya ne dükkana yardım ediyorsun? Sen perdeyi rica ettik, onu da yapmıyorsun. Onları tam ben halledeyim. Sen burada eklerini ye, çayını iç. Oh ne güzel. Yahu asacağım perdeyi, asacağım. Çay ziyan olmasın diye söyledim Suna'ya. Ziyan mı olsun çay? Tamam abiciğim, tamam. Sen hiçbir söyleneni yapma. Ne dükkana yardım et, ne burada gel böyle perdeye yardım. Derdin ne? Ben senin abim ya. Söyle bana. Söyle bana güzel kardeşim. Derdin ne senin? Sen niye senden bir şeyler rica ediliyor, yapmıyorsun? Ya niye yap... Allah Allah, neyi yapmadım? Neyi yapmadım? Neyi yapmadım? Perdeyiz geldik. Öyle değil mi? Dükkan konusunda da anlaşmaya varmadık mı? Neyi yapmadım ben? Orada neyi yapmadım? Tabii efendim, tabii. Sen her zaman haklısın canım. Yok, mümkün değil. Senin söylediğinden milim farklı düşünen zaten haksızdır. Haklı olması mümkün değil. Çünkü kimin ne yapacağını hep sen karar veriyorsun. En doğru zamanı, en doğru kararı hep sen biliyorsun. Yani özür dilerim ama biraz abartmıyor musun? Ha, abartıyorum değil mi? Uzatıyorum değil mi? Hep, çünkü kimin ne kadar konuşacağını da sen karar vereceksin. Tamam. Öyle değil mi? Belki anlatacağım bir şey var. Yok, anlatamayız. Neden? Uzatmış oluyoruz. Hadi be! Bak yine uzatıyorsun ama ben. Allah Allah. Tamam. Sakin ol. Ben yaparım. Ya bırak! Neyi yapıyorsun ya? Bırak, ben yaparım. Tamam, ben yaparım. Bırak abi. Bırak geç böyle. Şey... Abi bırak! Bırak! Tamam sen... Bırak! Tamam buyur. Bu saate kadar yapmıyorum yani. Ya sus. Sus. İyi, sus. Sus. Zaten rolleri değiştik abiciğim. Yani sen abi oldun, biz kardeş olduk artık yani. Şimdi, ben haksız mıyım? Lütfen siz söyleyin, ben haksız mı oluyorum? Yani şimdi... Hı. Yani kötü bir şey söylememişsin. Evet. Yani bir tane perde takmaya geliyor, olay nerelere geliyor yani. Sonra ben bağırmış oluyorum. Bana ne diyor biliyor musunuz? Çay diyor, ziyan olmasın diyor. Ya, çay ziyan olmasınmış. Anne, dükkana tomarla mal gelecek mal. Haklısın çocuğum. Haklısın. Bir işi zamanında yapsa... Hı? O banyodaki bir tane contayı değiştirecek. 2 dakikalık iş. Zamanında o contayı 2 dakikada değiştirse... işini zamanında yapsa... sorumluluğunu yerine getirse... Acaba Seyfi abi bu kadar masrafı bize açabilir miydi? Ya açmazdı işte, doğru. Bize hiç öyle anlatmadı. Tabii ki öyle anlatmayacak. Çünkü biliyor kabahatin büyüğünün kendisinde olduğunu. Hatta kabahatin büyüğü de değil, kabahatin tamamı kendisinde. Biliyor suçlu olduğunu, tabii ki öyle anlatacak size. Ne anlatacak başka yani?
Ya haklısın çocuğum, şimdi böyle anlatınca. Değil mi? Her işi yalap şalap. Her işi. İş tutuşu yalap şalap. Ama haklı. Beyefendi rahat. Manda rahatlığı var, affedersin ameli. Neden? Arkasının toplanacağını biliyor. Kendisi rahat, nasıl olsa biri arkasını toplayacak. Bu yaşına geldi. Hala Çağatay Bey'in arkasını siz toplamıyor musunuz? Ya da kendisi burada, yüzü burada, soralım ameli. Haksız mıyım? Ben seni dinleyince sana hak verdim Ahmet abi. Haklısın. Demek canım, o da çalışmaya çalışıyor işte. Ne yapsın? Ona bile üşeniyorum. Abicim, bakın ben bu projeye yıllardır çalışıyorum. Bütün çalışmalar bitti abi. Param olsaydı direkt ben girecektim bu işe. Ama şimdi hani eğer isterseniz dediğim gibi hani benim de size borcum var. Gelin birlikte ortak olalım bu işe. He? Ne dersiniz? Kardeşim, senin bana borcun var. Ne ortaklığı? Ama abicim yani siz dinlemiyorsunuz ki. Lütfen biraz bir sakin olun. Bakın diyorum ki bu proje geleceğin projesi abi. Abi, kim arabasını yıkatmaya para verir? Bana her şeyi de kardeşim ama kim arabasını yıkatmaya para verir deme abi. Lütfen. Ya araba iş adamının ofisidir abi. Tabii ki itibarıdır. Aslan bir kere yattığı yerden belli olur abi. Eğer senin araban ne kadar temizse yaptığın iş de o kadar temiz olur abicim. Ya bakın sen he de abi şu işe, tamam mı? Biz bu işi yapalım. Emin ol birkaç aya abi hem borcumu hem de paranı çıkarırsın. Bak, diyeyim sana. Yani bu oto yıkama işi tutacak mı diyorsun? Abi tutmaz mı ya? Gözünü seveyim, tutmaz mı? Tutmaz mı kardeşim? Ya bakın ne diyorum, insanlar ne yapıyor? Gazetelerden kupon biriktiriyorlar kendilerine araba almak için. Herkes diyor ki benim bir tane arabam olsun. Ya bu mahallelerdeki çeşmeler ne kadar yetecek? He? Aa, bak kurudu. Kuruduğu için arabayı yıkayamıyorsun. Ama biz ne yapalım? Açalım güzelce oto yıkamamızı. İster iç, ister dış yıkama, pasta, cila hepsini yapalım. Bunları hallettikten sonra başka dertlerimiz olsun abi bizim. Ne gibi? Mesela hani şimdi biz çok para kazanacağız ya abi. Paraya da para diyemeyeceğimiz için ona bir isim bulmamız lazım yani. Yani fena fikir değil. Ya abi bakın ben size balık vermiyorum. Balık tutmayı gösteriyorum abi. Onu öğretiyorum ya. Abi bakın şoför arkadaş isterseniz götürsün hemen sürsün gidelim buradan, ben göstereyim yeri. Şu arkada güzel bir arsaydı orası. O arsaya birazcık masrafımızı yapacağız. Birazcık para harcayacağız. 10 numara muhteşem bir yere dönüşecek. Bakın da görün abi. İyi hadi sür bakalım. Görelim şu. Sayın savcım. Efendim? Kavga, adam yaralama vakası. Komşular birbirine girmiş. Niye? Müzik yüzünden. Müzik yüzünden mi? Ya müzik birleştiricidir kardeşim. Niye kavga etmişler? Bizim buralarda olur böyle şeyler sayın savcım. Adamın birisi gece yarısı son ses müzik açmış. Komşulara da doğal olarak kapat demiş. Adam da kapatmayınca birbirlerine girmişler. O da niye kapatmamış? Bir gece kutlamam var demiş. Başka bir gece müziğin sesi yüksek değil, size öyle geliyor, karışmayın falan derken birbirlerine girmişler. Sen çağır bakayım şu müzik severi. Var sizde. Ya bir görsen, usta bir görsen nasıl bağırıyor bana, nasıl bağırıyor? Çağatay. Çağatay. Allah Allah. Çok şaşırdım Ahmetciğim. Usta hani bir şey söylesem tamam mı? Hani ters bir şey söyle. Bütün efendiliğimle, hiç adabımı bozmadan efendi efendi söylüyorum. Beyefendinin yani kardeşim olmasın var ya. O kurduğu cümleler son cümleleri olurdu. Hatta o cümleleri kuracak ağzı kalmazdı da o kardeşim olduğuna dua etsin. Yani demek o da sinirliyse artık. Ya ne var sinirlenecek ya ustacığım ya. Sinirli. Hiç öyle sinirli falan değildi bu arada. Gayet rahat çayını içiyordu. Hiç sinir minir yok. Rahat. Adam rahat. Manda rahatlığı. Çayını içiyordu adam. Yani Ahmetciğim, kardeşler arasında öyle anlaşmazlıklar bazen oluyor yani. Takılmamak lazım. Ustacığım bu kardeşler arasındaki basit bir anlaşmazlık değil bu.
Bu bildiğin terbiyesizlik mi? Bu saygısızlık mı? Bu bırak abini, abini geçtim. Ya bırak abimi, abiyi, kuzeni, muzeni de sokakta herhangi bir adama bunları konuşmazsın yani, konuşamazsın. Yani belki hani bir sıkıntısı vardı da şimdi ortaya çıkıyor. Ne bileyim, aklıma geliyor yani. Ustacığım, sıkıntısı olan adam böyle yapar mı ya? Gelir bir derdini anlatır, bir alttan alır. Madem sıkıntın var, böyle yapmazsın ki yani. Anladım. Olsun Ahmetciğim, ya sen onu hoş gör. Yani sonuçta o da şimdi dükkana yeni adapte olmaya çalışıyor ya. Belki ondandır yani. Olur, hoş görelim. Abisiyiz ya biz nasıl olsa yani. Yani. Peki başka birinin yanında işe girseydi ne olacaktı ustacığım? Bunları yapabilir miydi? Bunları söyleyebilir miydi? Otur, otur. Kalk, kalk. Sen de eleman çalıştırdın. Git, git. Gel, gel. Hazır kıta. Şimdi abisi diye böyle. Bak butiğe. Girdiği işe ne oldu? Muma döndü, muma. Sabah gidiyor, akşam ne yapıyor? Tıpış tıpış geliyor. Muma döndü. Doğru, haklısın. Ya abi, sinirden hala ya. Kusura bakma, senin de kafanı şişiriyor. Yok, estağfurullah. Olur mu öyle şey? Teşekkürler kardeşim. Abicim, şimdi ne diyorsunuz? Bakın, tesisat hazır. Kanalizasyon tamam. Üstünü de kapattık mıydı? Açılışa hazır, ha? Ben bu işi bir araştırayım butik. Yarın bir daha görüşelim. Tabii abi, tabii. Nasıl arzu ederseniz, tamamdır. Tamam. Görüşmek üzere. Sağ olun, sağ olun. Bekliyorum, haber bekliyorum. Sayın savcım, alt tarafı biraz müzik dinleyip eğlendik. Ne var bunda? Gecenin bir yarısı. Haber o zaman geldi sayın savcım. Yeğeni mi olmuş? Yani Allah bağışlasın da kardeşim. Tek gecede değil ki. Her gün müziği açmışsın. Öbür günde diğer akrabalar geldi sayın savcım. Onlar da duymuş güzel haberi. Bir iki gün değil ki sayın savcım. Bir hafta eğlence yaptılar. Sonra sen de kavga yendin. Baktım kavga büyüyecek. Dayanamadım, aradım polisi. Misafirlerin yanında kapıma polis dayandı sayın savcım. Polis dayandı ne demek ya? Polis niye senin kapına dayansın kardeşim? Kolluk kuvveti senin huzurunu sağlamak için orada. Eğer sen içeride yasa dışı bir şey yapmıyorsan polis senin kapına dayanmaz. O senin huzurun için orada. Ama sen ne yapmışsın? Mahallenin huzurunu bozmuşsun. Kardeşim, mahalle insanların huzurunu kaçırdığın yer değildir. Huzur bulduğun yerdir. Biz de mahallede büyüdük. Bizim de komşularımız oldu. Ama biz cenazemizi de omuzlarda birlikte kaldırdık. Düğünümüzü de beraber yaptık. Çünkü komşuluk böyledir. Haksız mıyım? Haklısınız sayın savcım. Ben şimdi davayı açarım. Siz bilirsiniz. Şimdi bu işi kahve içip sulh yoluyla mı çözelim yoksa mahkemeye mi gidersiniz? Rica etsem benim kahvem sahada olsun sayın savcım. Benimki de sahada olsun. Kusura bakma komşu. Önemli değil. Benimki de sahada olsun. Üç kahve getir. Geçin oturun. Yeriz bakalım. Vallahi bir yak olmuş çok. Vallahi çok sağlık. Lezzetli. Yarasın yarasın, afiyet olsun. Aman beyler, İdris geldiğinde belli etmiyoruz tamam mı? Onu böyle görmüyormuş gibi yapıyoruz. Tamam. Siz ne yaptınız oğlum? Aradınız mı ya? Evden çıkmış mı? Ben aradım usta. Yenge dedi ki birazdan geliyormuş kahve. Allah korkulur sizden. Ya yeminler. Sami abiciğim gerçekten şahane olmuş. Allah İdris abiye uzun ömürler nasip. Muhtarım. Abi yol göster. Ben şimdi ne yapacağım ya? Beyler ne yaptınız? Aldınız değil mi İdris'imin helvasından ha? Almayan yok değil mi? Aldık. Hepimiz aldık. Beyler herkes daha alsın yesin. Bir dakika bir benim dakika. Canım kardeşim İdris'in şeyini yiyin, helvasını yiyin. Şimdi. Allah rahmet eylesin. Bu helvalar yanım helva mı? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Çok kıyak, çok güzel bir adamdı be İdris. Allah mekanını cennet eylesin. Amin. Allah taksiratlarını affetsin. Amin. Ne kadar güzel adam. Yani İdris kardeşimiz tabii biraz sinirliydi. Azıcık da böyle yani Karadeniz damarı tuttu mu çok tutar ama çok iyi insandı. Çok rahmetli. Allah rahmet eylesin. Çok iyi. Ya kardeş bir şey diyeceğim ben ya. Rahmetli niye ölmüştü? Ya Bahtiyar ben ölmedim. Ben buradayım ya. Allah Allah. Vallahi sinirden ölmüş diyorlar. Biliyorsunuz çok sinirliydi. Artekin nasıl sinirlendiyse, kime sinirlendiyse birden yapmış. Böyle kalp krizinden vınlamış. Ay. Allah rahmet eylesin. Ben şimdi kaptan mı ölmüşüm ha? Sami abicim, cenaze ne zaman kalkacak acaba? Gel.
Yani onu yarın memleketine götüreceğiz biz. Yani Sami abi niye memlekete götürüyoruz? Burada gömseydik. Ya siz şimdi ben ölmüş müyüm de beni gömeceksin? Yani siz beni zanlı zanlı toprağa mı gömmek istiyorsunuz he? Ya evine gidip şöyle bir baktım. Ya. Yani böyle onu görür görmez gözlerinden iki damla yaş süzüldü. Çünkü böyle salonda yatırmışlar. Üstüne çarşafı koymuşlar. Birdenbire de uzamış sanki. Böyle upuzun yatıyordu. Üstüne de bir tane ekmek bıçağı koymuşlar. İçim parçalandı be. Gencecik adam. Bıçak niye? Bıçak niye mi? Şimdi memlekete giderken hani karnı falan acıkırsa elma melme soyar da yer diye. Allah Allah. Niye bıçak olsun oğlum? Hiç duymadın mı? Ölünün üstüne bıçak koyuyorlar ya şişmesin diye. Ya. Alper. Alper. Ben şimdi gerçekten öldüm mü? Sen şimdi beni burada bak bakayım. Görmeyeyim misin sen beni burada? Sami muhtarım. Trabzon'a otobüs kalkar değil mi? Kimler geliyor arkadaş? Vallahi Alper'im. Ben gelmek isterdim ama şimdi Trabzon ya. Nasıl gideceğiz oraya? İşimiz gücümüz var, ben gidemem. Yani İdris çok iyi bir insandı. Ama Trabzon'a gidilmez yani. Burada olsaydı iyiydi de. Uzak ya. Yani. Evet. Ben zaten gidemem. Muhtar olarak da nereye gideceğim? Mahalleyi nasıl bırakacağım? Evet. Nasıl bırakacağım? Hiç gidemem ben. Allah. Çok yaşa. Çok yaşa. İyi yaşa. Güzel yaşa. Hep beraber, hep beraber. Ya size var ya, size yazıklar olsun size. Burada yani yıllardır komşuyuz, aldığımız verdiğimiz var. İnsan böyle bir tabuta yardım eder, tabuttan tutar, üzerine toprak atar. Siz ne biçim insansınız ya? Beyler, İdris'in elbasını ayırmaya kaldı mı? Yok. Ellerine sağlık. Sağ olun Sami abi. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. O güzel kardeşimin, İdris'imin canına değsin. İnşallah, inşallah. Ya yeter arkadaş, ben hayatta beni burada görmeyeyim misiniz ya? Başım, kolum, ayağım. Burada atlarım, zıplarım. Siz ne biçim konuşuyorsunuz ya? Bu ne? Allah'ım. Allah tövbe besmele çekin, besmele çekin. Bu ne ya? Ne oldu? Tüylerim diken diken oldu ya, bir ürperdim. Bismillahirrahmanirrahim. İdris'in hayaleti burada olmasın hayale. Ne yapıyorsun? Böyle yapınca kolbastı oynayacağım zannettim ben. Yok, yok. Kolbastısı ya. İdris'in ruhu şu. Ey ruh, geldiyse üç kere masaya tıklat. Ya arkadaşlar, ne ruhu? Benim candım buradayım, candım. Buradayım, bak atlarım, sıplarım. Ruhu gelecek ya. Ruhu geldi galiba. Ne biçim konuşuyorsun? Hakikaten ben de hissediyorum. İdris, bak bakalım şunun tadına beğeneceğim sen. Ver elmayı yedirse. Ye. Kuru kuru gitmez. Evet evet, kuru kuru gitmez. Doğru söylüyorsun. Bir de çay yapıştır. İdris abinin ruhunu çek. Yağ gibi kaysa, yağ gibi kaysa. Yağ gibi kaysa. Ya da güzel helva olmuş ya. Siz şimdi bana şaka mı ediyorsunuz? Ha bu helva gerçekten benim helvam mı? Aa, ya sen İdris'in ruhu değil misin? Ya İdris, sen ölmemiş ya. Ben nüfus müdürlüğünü aradım. Ölen başka İdris'miş, sen yaşıyormuş ya. Senin Allah iyiliğini versin ya. Beni niye bu kadar korkuttunuz peki? Helvandan ye, helvandan ye. Oh ya dur, oradan bir su ver bana, su. Önce bir su içeyim ya. Ya adam öldü dirildi be. Güzel, gel otur böyle gel. Ya bu açımın canı dayanır ya. Bu kadar adamın üstüne yalanır mı ya? Az daha gerçekten ötücü dünyacı diyordum ya. Ya bir su getir bana oradan. Ya getiriyor tamam. Ya ne biçim insanlarsınız ya. Sen bir helvanın tadına bak. Bak çok iyi. Tadına bak hadi. Ha. Yiyelim ya. Helva da güzelmiş ya. Demek ben gerçek alsam öyle güzel helva yapacaksınız daha mı? Ha yok, o kadar güzel yapmam o zaman. Suca dursun. Oğlum tutamıyorum aklımda ya. Bir daha tekrar et. Acaba şey mi yapsak? Elime kopya yazsam da kopya mı çeksem böyle baksam söylesem? Abi ne kopyası ya? Aklını tutamayacak ne var bak? Çok basit. Cemal Süreyya, Edip Cansever, Turgut Uyar, Ahmet Arif, bu kadar. O zaman bir tanesinin kitap ismini söyle. Abi bir tanesinin kitap ismini söylemekle olur mu? Çok var. Hepsi de birbirinden güzel. Mesela Turgut Uyar. Ne bileyim, aklıma ilk gelen dünyanın en güzel rapistanı herhalde. Ahmet Arif. Hasretinden prangalar eskittim olabilir mesela. Tamam. Şimdi Turgut Uyar hasretinden yok. Yok. Tam tersi. Turgut Uyar. Evet. Dünyanın. En güzel. Dünyanın en güzel... Arabistan'ı. Arabistan'ı. Evet. Turgut Uyar, dünyanın en güzel Arabistan'ı. Ahmet Arif.
Hasretinden prangalar. Hasretinden prangalar eskimiş. Evet. Hayır, eskittim. Hasretinden prangalar, prangalar. Çünkü hasretinden yani o prangaları eskitmiş yani. O kadar hasret var. Anladım. Oradan anladım. Aklımda kalsın. Aynen. Çünkü ben şimdi tekrar yapıyorum. Yap. Ahmet Arif, hasretinden prangalar eskittim. Turgut Uyar, Arabistan ne güzel miydi? Ben hiçbir şey anlamadım Hüküye Mamu. Çatay başka anlatıyor, Ahmet abi başka anlatıyor. Sen anladın mı kim haklı? Şimdi aslında Çağatay haklı. Yani Ahmetciğim sağ olsun biraz sinirlidir böyle bir... bağırır çağırır öyle bir mizacı var, sert bir mizacı var ama... şimdi Ahmet de haklı çünkü hani Çağatay da biliyorsun bizim biraz yavaş. Hani bir işi yapacaksa mıy 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 sinir eder adam yani. Ama işte Çağatay da haklı yani. Ahmet de böyle birden sinirlenir, insan şey olur yani, kötü olur, kötü hisseder. Çağatay da haklı yani ama Ahmet de haklı olduğu konularda bağırır mesela. O da haklı yani. Ben yine anlamadım. Sen diyorsun o da haklı, o da haklı. E kim haklı o zaman? Sen de haklısın. Dur bakalım, bu akşam yemekte şöyle bir sofrada bu mevzuyu çözmeye çalışırım. Elimden geldiği kadar. Cansever, Turgut Uyar, hasretinden prangalar. Ben geldim. Hoş geldin Ferhundeciğim. Bil bakalım ne aldım. Ne aldın? Tatam. Tat diyelim, tatlı konuşalım diye tatlı aldım. Yani işin ucunda şiir varsa gelirim tabii ben ama tatlı. Ben de işin ucunda şiir varsa her yere giderim. Biliyor musun Ferhundeciğim, çok güzel şiir kitapları var. Ya değil mi? Bence de öyle. Mesela ben geçen gün hasretinden Arabistan eskittim okudum. Neyi okudun? Dünyanın en güzel prangası. Sen acaba hasretinden prangalar eskittimle dünyanın en güzel Arabistan'ı kitaplarını karıştırmış olabilir misin Levent? Ben de tam onu diyecektim. Edip Uyar'ın kitabı. Kimin? Turgut Cansever. Ha, değil sanki. Nerede bacı? Neydin sen? İyiyim abi, sen nasılsın? Allah razı olsun. Ya Levent, bizim uşağın kitabı burada mı kalmış? Ne kitabı abi? Hani hareketlere bak ya. Bu ne anlamadım ya. Ya sabah kumaş alırken dedim işte çocuğa kumaş aldığı şey. Kumaş ah dilimi dolandırdın ya. Kitap almıştım diye. Bu kitap mı Bekir abi? Bu işte. Uşağın okulundan istemişlerdi. Ya sabah kumaş alırken herhalde unuttum burada. Değil mi? Sağ olasın. Sağ olasın. Demek şiir senin için bir yaşam biçimi Levent, öyle mi? Ferhundeciğim, ben de bu sabah okumaya başladım. İnanır mısın? Mest oldum, hayran oldum. Seninle beraber okuyabiliriz. Ama benim dükkanda biraz işim var. Hadi hayırlı işler. Görüşürüz abi. Güle güle Ferhunde bacım. Ya Bekir abi. Burada unutmuşam. Ya, ne kadar Bekir sevindim. Abi. Ne oldu? Ya bir çuval inciri berbat ettin abi. Allah aşkına biraz daha geç gelemedim mi ya? Tövbe estağfurullah. Ben ne ettim oğlum ya sen? Allah Allah. Ya abicim bu kitabın acelesi mi var? Ben sana bunun parasını verseydim, yenisini alsaydım. Ben sana burada kaş göz yapıyorum. Sen diyorsun ki ne yapıyorsun? Hareketlere bak. Ya abi hiç yardımcı olmuyorsun Bekir abi ya. Sen ne bağırıyorsun oğlum ya? Allah Allah, parasıymış. Ya bu işte uşağa lazım dedim, ben burada unutmuşam ya. Ya tamam Bekir abicim de ya, burada birazcık idare et. Arkadaş arkadaş yardımcı olur ya. Ya sen tatlını ye. Hele eli işte gözü oynaş. Al, al tatlını. İşine gücüne bak. Al. Ver onu da ben alayım götünü. Al. Tövbe estağfurullah. Ben doydum babacığım. Ne yiyordun ki kuzum? Neyle doydun yani? Ders çalışırken de atıştırdım zaten bir şeyler. İyi, tamam peşim hadi. Ellerine sağlık. Afiyet olsun kuzum. Ne ara evde bela? Sen babacığım? Şey dedim ya, birlikte baba kız film izleyelim mi dedim. Yok ha? Baba ya, sen izle ben izlemeyeceğim. Tamam, radyo dinleyelim birlikte baba kız. Neydi o programın adı? Gecenin Rengi. Kaçta başlıyor? Ben istemiyorum baba, sen dinle ya.
Tamam. E sen söyle o zaman. Sen söyle, onu yapalım. Birlikte baba kız bir şey yapalım. Sen ne istersen onu yapalım. Baba, ben biraz bugün yoruldum. O yüzden yatacağım. Tamam kızım. Peşi. Tamam. Peşi madem. Yat. Sen? Ben daha sofrayı toplayacağım. Sofrayı topladıktan sonra da dün akşamdan kalan bir dosya var. Ona bakacağım biraz. Tamam. Ben yatıyorum o zaman. İyi geceler kızım. İyi geceler. Görüyorsunuz değil mi? Beyefendiyi dümel almaya gönderiyoruz. Dümel oluyor, dümel. Gidiyor, gelmek bilmiyor ama gelsin. Ben bunun hesabını soracağım ona. Abicim, biraz sakin mi olsan acaba canım benim? Ha, sinirlenme sen mi? Anneciğim, beni en iyi sen tanıyorsun bu dünyada. Ben sinirli bir insan değilim. Ama o senin küçük oğlun beni zıvanadan çıkartıyor. Ha bir de bu arada bana küsmüş. Nasıl kahroldum anlatamam yani. Hayat bitti benim için. Küserse küssün be. Tamam, tamam, tamam. O şimdi bir gelsin, güzel güzel oturursunuz, konuşursunuz. Öyle olmaz. Kardeşler arası küslük falan. Ne kadar ayıp bir şeymiş öyle değil mi? Küslük olur, ne kadar ayıp. Geldi galiba. Ha. Konuşun şimdi. Ağır adam, ağır, tamam. Ağır, ağır. Abisin sen. Hoş geldin Mahmut. Gel. Burada mı o? Evet. Tamam, buradaysa girmem. Şimdiden söyleyeyim yani. Çağatay'cığım, sen de girer girmez bir dur. Durmaz. O durmaz. Onun durması için bir iş olması lazım. Yapmamak için durur o. Ama ortada bir iş varsa o durmaz. Ahmet abi, sen benim hatırım için sinirlenmesen. Peki. Gelsin. Allah Allah! Ben kendi evime girmek için izin mi alacağım? Ya Allah Allah. Gelsen şuraya. Hadi. Hadi çıkar şu ayakkabılarındaki terliklerini. Aa, kızacağım artık ha. Oturun şuraya. Hadi bakayım. Bak. Tamam. Gel buraya. Nerede şu düvel? Ben olmasam o korniş öyle sallanıyordu ona. Öyle sallanıyordu o. Tamam. Tamam. Tamam dedim. Oyalanma orada artık. Ne kadar oyalanabilirsin? Oturur musun şuraya? Gel şuraya. Sabır ver ona. Sabır ver. Fıtı 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 her şeyi yetiş. Babaya gelince çok yoruldum. Yorgunum. Vay efendim, uykum var. Yasemin? Baba. Uyku tutmadı değil mi? E tabii öyle sofradan kalkıp direkt yatağa gidersen uyku tutmaz. Yo, aslında su almaya kalkmışım da sana bakayım dedim. Bak, bak. Daha şimdi başladı film. İstersen gel baba kız filmi izleyelim. Ben de sen uyuyorsun diye başlamadım, izlemedim bak. Yeni başladı sayılır. Gel birlikte izleyelim. Yok. Haydi kızım. Yok baba, ben yatacağım tekrardan. Su içip yatıyorum zaten. İyi, sen izle, iyi geceler. İyi geceler. Ya tamam abi ya, amma uzattın ha. Ben neyi uzatmışım kardeş ya, ha? Neyi uzattım ben? Ya tamam işte, tamam. Ben seni kızdırmamak için hastayım dedim. Sinan, beni kızdırmamak için üzdün öyle mi? Ya tamam abi, ben bilmiyordum senin bu kadar üzüleceğini ya. Beni bu kadar sevdiğini de bilmiyordum. Tamam, özür dilerim. Bir daha halka falan atmak yok. Hele bir at, ha? Hele bir at. Bak bakayım, o halkanın içinden ben seni geçiriyor mu, geçirmiyor mu? Tam da aslında şeyi de çözmüştüm ha yani. Sistemi de çözmüştüm, tam kazanmaya başlamıştım. Sinan! Adamı dellendirme. Ama bir iki gün... Adamı dellendirmeyin abi. Yok. Hiç, bundan sonra halka yok. Luna Park'ın önünden bile geçmek yok abi. Bitti, bıraktım. Tamam mı? Ya hele bıraktım. Bir geç. Hele bir geç. Hele bir geç. Ama bir şey söyleyeyim mi? Kazanıyordum da biliyor musun? Sinan, arkaya geç oğlum. Arkaya geç, şu bulaşıklara bak bakayım hele bir. Geç. Gün gelecek, insanlar bilgiyi öğretmenlerden, kitaplardan, ansiklopedilerden değil, bilgisayarlardan alacak. Evet, her evde bir bilgisayar olacak. Ya Allah Allah! Ya siz ne bakıyorsunuz buna ya hocam?
Yani ya 46'lık konuşuyorsun da boş konuşuyorsun ya. Yani her eve bilgisayar nasıl girecekmiş ya? He? Bilgisayar dediğin şey araba kadar pahalı. He? Ya gün gelecek. İhtiyaç olacak. Şu anda ihtiyaç gibi görünmüyor olabilir. Gün gelecek mektubunu ondan göndereceksin. Filmini ondan izleyeceksin. Telefonunu ondan açacaksın. Doğru söylüyor. Yani çağımız bilgisayar çağı. Biz de okulda çocuklara gelecekte bilgisayarın önemini anlatıyoruz. Yani Hakkı Hocam aslında biz de Basri'ye 46'lık falan diyoruz ama şimdi düşündüm. Bazı söylediği şeyler de çıkıyor bunun şimdi. Gün gelecek, telefonlar telsiz olacak dedi bir gün. Nasıl diyordu? Gün gelecek. Gün gelecek işte, diyor. Telefonlar telsiz olacak dedi. Adamlar yaptılar. Oldu yani. Telsiz telefon var şimdi. Ha bir de kaset çalarlar da bitecek dedi. CD'ler çıkacak dedi. Hem onların içi daha çok şarkı alıyormuş hocam. Gün gelecek CD'ler de bitecek. Ha bak. Her şey, bütün bilgi uzayda olacak. Sen istediğini seçeceksin. Nasıl yani? Uzayda yazıyor olacak, biz orada mı seçeceğiz? Bilgi orada olacak. Depolanacak. Ya bırak ya bu işleri. Fırçala dişleri. Ya tamam ara sıra atıyorsun, tutuyor da bu sefer desteksiz attın bile de. Uzaydan seçeceğiz. Uzay 1999 mu bu be? Evet. Aha şuraya yazıyor. Öyle olacak. Tabii tabii. Mustafa'cığım sen hangi şarkı istersin? Şuradan seçeyim. Seç bir şey istersin ya. Ne oldu kızım? Yine mi uyku tutmadı? Yok baba ya, müzik kutum bozuldu. Aa! Allah Allah! Niye? Ya bilmiyorum. Ya su içmeye gittikten sonra sesi kötü gelmeye başladı. Ya çalışıyordu ama. Sonra birden kesildi. Allah Allah. Allah Allah. Ver bakayım onu. Yapabilir misin? Bilmiyorum. Deneyelim bakalım. Beşi de yaparım. Baba inşallah yaparsın ya. İnşallah kızım. Ne oldu baba? Düzelecek mi? Maalesef kızım. Bu düzelmez. Neden? Bunun teli kopmuş. Teli mi kopmuş? Teli kopmuş. Tamam, üfleme, üfleme, tamam. Üzme kendini kızım. Üzülme. Üzülme. Ben yarın ilk iş sana yenisini alıyorum o zaman. Yok baba ya, gerek yok. Olmaz, olmaz. Yarın ilk iş sana yenisini arıyorum. Konu kapanmıştır. Yarın yenisini alıyorum. Hem bak, açtığın zaman, müziği duyduğun zaman babanı, beni hatırlayacaksın. Ne kadar güzel bir hediye. Fena mı? Ha? Yok. Evet. Beni hatırlarsın. İnat etme güzel kardeşim. Kabul et. Haksızsın. Zaten senin haksız olma olasılığın yok değil mi? Aksini iddia etmek mümkün değil. Hep sen haklısın, hep. Haklıyım. Ya vallahi kusura bakmayın ama ikiniz de haksızsınız. Ben oradaydım çünkü. Söyle bakayım canım benim. Nasıl oldu bir tane? Şimdi şöyle oldu yenge. Ne bağırıyorsun ya? Gelir oğlum, gel. O sesine bir ayar çek. Sen o sesine bir ayar çek. Oğlum biz seni perde tak diye göndermedik mi burada? Allah Allah. Takacağız. Takacağız. Evet. Dükkana yardım ediyor musun? Yok. Bir tane perde takmanı rica ediyoruz. Bunu yapıyor musun? Yok. Tamam. Bütün bunları ben yapayım. Sen eklerini ye. Çayını iç. Ya güzel. Abi takacağız. Allah Allah. Çay ziyan olması diye söyledim Suna'ya. Oğlum. Ya ne dükkanda bana yardım ediyorsun? Bir tane perde rica ediyoruz. Onu da takmıyorsun. Onu da yapmıyorsun. Senin derdin ne abicim ya? Söyle ya. Ben senin abinim ya. Söyle senin. Derdin ne ya? Sıkıntın ne senin abicim ya? He? Niye bir şeyi söylendiği gibi yapmıyorsun sen ya? Ya neyi yapmıyorum? Allah Allah neyi yapmıyorum? Perde dediniz çıktık geldik. Şey dükkanla ilgili anlaşma yaptık. Neyi yapmadım onu söyle. Doğru doğru. Hayır neyi yapmadım? Hadi affedersin. Ben hatalıyım. Sen haklısın. Yok canım hadi be. Yok sen haklısın. Hayır senin sözünden milim çıkan zaten haklı olamaz. Mümkün değil. Çünkü en doğruyu sen biliyorsun. Kim neyi ne zaman yapacak? En doğru zamanı, en doğru kararı hep sen biliyorsun. Ya hadi be uzatma amma. Bak uzat. Gördün mü bak ona da sen karar veriyorsun. Ne kadar uzat. Ne yapsak uzat. Çünkü kim ne kadar konuşacak sen biliyorsun. Belki bir şey anlatacağım. Abi olmaz. Eğer anlatırsam çünkü uzatmış oluyorum. Tamam bırak ben yaparım bırak. Ya bırak ben yapacağım otur dedim. Otur oğlum sen ya. Yapacağım bırak. Ben. Yapsan yapardın bu saate kadar. Bırak. Allah Allah bunun bırak. Saati çekil, yok ki. Çekil. Asıl
Asıl abicim, o tam kırılmadı o. İyice çek, iyice as bunu. As, ben iyice. Tek başıma... Çek, iyice çek. Ah, çek, çek. Oradan sen abardın. Ya yani tek dübel başıma... koymamışsın, dübel. Tek başıma bak, tutmuyordu. Bırak ya, bak, tek başıma tutmuyordum onu. Neyi tek başına? Tek başıma tutmuyordum. Armut sen de tuttun, bırak sen yap. Armut gibi çekiyorsun onu oradan. Bağırma. Armut gibi çekiyorsun oradan. Bir şeyden anladın yok. Otur çayını iç. Sen buna bir ekler daha ver. Yanına bir de kahve koy. Ancak keser bunu. Bak, ben de bir soda iç, sindir. Soda içip sindir. Matkap buradaydı. Matkap nerede? Sonra bütün evi böyle yıktılar. Gel, o kadar kötü bağırıyorlardı ki birbirlerine. İnanamazsın. Ben çok korktum yenge. Bak gördün mü? Ya ikisi de bağırıyordu. Öyle evet mi? İkisi de bağırıyordu. Öyle bir bağırıyordu ki bir de. Ha. İnanamazsın. O zaman şimdi kim suçlu şimdi bu durumda Ahmetciğim? Hı? Çağatay'cığım? şöyle. Yani... Ahmet abi. İşin aslı yani bakacak olursak yani... Çağatay. Bence Suna haksız. İlk defa sana katılıyorum yani. Çok haksız. Suna haksız. Allah Allah. Niye ben haksız? Neden ben haksız oldum? Tamam. Öpsün elimi, barışalım. Olsun, bitsin. Ne dedi o? Öpsün diyor elimi diyor. Barışalım diyor. Niye öpüyorum ben? Sen benden özür dile, ben de seni affedeyim. Kim affediyor, affedersin? Kim öpüyor? Sen öpüyorsun. Küçük kim olarak. Öptürüyorsa aff, işte aff. Ne? Küçük olarak geliyorsun, büyüğün elini öpüyorsun. Bir de seni affediyor. Bu iş kafama yattı Ali kardeş. Kime sorduysam yatırım yapılır dedi. Abicim, ben sizi yaş tahtaya bastırır mıyım? Fakat ben anlamam. Gel bu işin başında sen dur. Borcunu sildin. Ortak olalım, sen de para kazan. Ya şimdi ben ne desem bilemedim ki yani. Yani sağ olsun, teşekkür ederim. Ne? Sen işe gitmedin mi? Hayatım. Gideceğim. Şimdi gidiyorum işe. Ne diyorsun? Karma karışık yollarda, hüzünden mutlu.